küçük saymıyorum. Tüm sınıf bu ay doğmuş sanki. Of! Ne alsak acaba neyneyi? Bilmem de bu haksızlık. Doğum günü hediyesi almak mı? Yok, o değil. Biz herkesin doğum gününe gidiyoruz. Onlar bizimkine gelemiyor. Bizimki yaz tatiline geliyor çünkü. Evet. Haksızlık bu. Ha, buldum. O zaman biz de doğum günümüzü şimdi kutlarız. Hı? Hem de birlikte. Yaşasın. Ta 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 ta. Film posteri şeklinde davetiye. Harika bir fikir. Elbette. İyi de niye senin adın benimkinin üstünde? İkimiz de başrolduk hani. Afişi yapan benim çünkü. Benim adım önce yazılmalı Limoncuğum. Hiç de değil. Kız oyuncunun adı önce yazılır. Benim adım. Hayır, benim adım. Benim işte. Asla olmaz, benim adım. O zaman birlikte doğum günü de olmaz. Benim için hava hoş. Kimin doğum günü daha güzel olacak görürüz. Görürüz. Çatlak yumurtalar iş başında. Ama bu defa ayrı olarak. Yazı tura atsak? En iyisi o piti piti yapmak. Of. Of. Ne zor şeymiş bu doğum günü işleri. Zor. Çok zor. Çocuklar, buraya gelsenize. Eğlence, sürpriz burada. Gelin hadi, 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 hadi. Buyurun. Buraya gelin. Lezzetli yemekler burada. Eğlenceli oyunlar burada. Siz neredesiniz? Hey. Fena. Çok fena. Evet. Ne yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz? En iyisi gruplara ayrılmak. Çok iyi fikir. Evet. Olur. Neyney haklı. Kızlar limonun partisine gitsin, erkekler de zeytinin. Sonra yer değiştiririz. Pastam! Benim pastam geldi, pastam geldi. Asıl benim pastam geldi. Hop. Ben Proto. Pastacı Proto. Atim, titim, çevim ve pasta yapmada muhteşemim. Benim yumurta şeklinde pasta fikrimi almış biri galiba. Asıl biri benim şapka kurdele fikrimi almış. Biri sarı biri. Aa, çocuklar, durun bakayım. Birlikte kutlamıyor musunuz? Aa, ne garip şey o, öyle birlikte olmadıkça özel günün anlamı ne? Aman canım Veysi. Bugün kavga ederler, yarın barışırlar. Tanıyorum ben bu ufaklıkları. Hadi Zeytin gelsene. Dikkat, dikkat! Halat oyunumuz başlıyor. Limon'un cesareti varsa tabii. Ha? Benim mi? Var tabii. Tamam. Çitler sınır. Kim daha önce çite çarparsa kaybeder. Tüm konuklar da kazananın doğum gününe gider. Anlaştık. Bir, iki, üç, başla! Birlikte kutlanmayan doğum günü ne sıkıcıymış. İşte şimdi eğlenmeye başladım. Ben de. Ne duruyoruz? Hadi eğlenelim. Hadi. Hadi çocuklar, hadi. Tamam anne. Geliyoruz Çıt Çıt teyze. Bugünü nasıl ipte çektim bir bilseniz. Ah, bir bilseniz. Evet, evet, kesinlikle. Hatta ben dün gece heyecandan uyuyamadım anne. Ya. Sergiden değildir o. Sergi sonrası gideceğimiz yemeğin heyecanındandır. Ben de en az sizin kadar heyecanlıyım çocuklar. Şşt, çaktırmayın. Sergiyi çok merak ediyorum. Ne güzel bir eser değil mi?
Büyük şehirlerde yaşayan insanın çevresini kuşatan kargaşayı anımsattı bana bu tablo. Yok, olmuyor. Hangi açıdan bakarsam bakayım, o dediklerini anımsatmıyor bana bu tablo. Sanatsal bakış açısından baksaydın görürdün bence. Ama nerede? Büyük ressam Proto'nun resimleri bunlar mıymış? Bana daha çok yanlışlıkla boya sıçramış gibi geldi. Cidden çok komik bunlar Zeytin. Aynı resmi biz yapsak öğretmen bize kesin resimden düşük not verirdi. Bence de, bence de. Şşt, annemler duyacak. Sessiz ol lütfen. Uf, peki, peki. Ben Proto, ünlü ressam Proto. Atayım, tetiğim, çeviğim ve muhteşem soyut tablolar resmederim. Ay, ay sayın sanatçı. Ay sizinle tanışmak ne büyük şeref. İnsan doğasının şehirlerde tıkılı kalmışlığını, karmaşık çaresizliğini eserlerinizde o kadar güzel yansıtıyorsunuz ki. Evet. Sanatınız ve resimleriniz ailecek hayranız. Tabii ki, aynen öyle. Tabii tabii, çaresiz tıkılmışlık. Hayranız sizi. Siz, ailecek beğeniyoruz sizi. Tablolarımın hepsi benim göz bebeklerim. Yaşamın içinde barındırdığı coşkunun, şehrin uyumsuz ve boğuk gürültüleriyle birleşmesiyle oluşan tezatı yansıtmaya çalıştığım eserlerim onlar. Tepeden bakan bakış açılarına tepkinin, öfkenin yansımaları onlar. Sessiz ol lütfen. Göz bebeklerimin öfkesi. Ama en güzel resmimi şu odada saklıyorum. Az sonra şaheserimi herkese tanıtacağım. En güzel tablosuna bak Limon. Birinci sınıfta yaptığım manzara resmi bile bundan iyiydi. Zeytin, inan ki ben de bu resimden hiçbir şey anlamadım. Zeytin, dikkat et. Şimdi. Telaş etme Limon. Proton'un bu resmini yeniden yapmakta ne var? Doğru, yaparız. Çatlak yumurtalar iş başında. Berbat etmişim resmi için. Limon, sakızı çekiyoruz. Üç dediğimde tamam mı? Tamam, hazırım. Üç. Na. Mahvolduk Zeytin. Ve şimdi de sıra özel bir odada sakladığım en özel tablomu tanıtmada. Buraya gelin, bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Yaklaşın. Hadi gidelim artık. Hem bu tabloları gördük sayılır değil mi? Bence de. Hem çok acıktık biz. Evet. Ay çok merak ettim. Hadi gidip bakalım. Ama niye ki? Ben bile bu son tabloyu çok merak ettim çocuklar. 5 dakika daha sabredin. Ay Proto'nun en ünlü tablosunu görmeden olmaz. Bu afişi de kim yırtmış böyle? Aman neyse zaten gereksiz bir şeydi. Afiş mi? Yani yırttığımız tablo değil miymiş? Değilmiş Limon. Ama düşünsene bir de gerçek tablo olsaydı yanmıştı. Hanımlar beyler karşınızda şaheserim. Şehrin ışıkları. Aman Allah'ım. Harika. Şahane. Gerçekten mi? Çok güzel. Tebrik ederim. Evet müthiş. Gel Zeytin gidelim döbür tablolara bir daha bakalım. Yok artık daha neler. İnanılmaz bir güçlük. Zeytin yine takımını kurtaran oyuncu oluyor. Zeytin. Duydun mu? Okulun basketbol seçmeleri varmış. Ne? Ne zaman? Nerede? Evet, hem de bugün burada. Yürü. Seçmelere kayıt yaptırmaya gidiyoruz. Bu tam çatlak yumurtalara göre bir iş. Dur, sakin ol. Ben çoktan kaydımızı yaptırdım bile Zeytin. Okul çıkışında burada olacağız. Pekala çocuklar. Şimdi alan savunmasından adam adama savunmaya geçeceğiz. Merhaba. Hı? Basketbol seçmeleri başladı mı? Evet. Kaçta başlıyor seçmeler? Bir ses geliyor ama nerede? Hey! Aşağıdayız biz. Bak sen. Kimler varmış burada? Fazla yaklaşmayın çocuklar. Kafanıza basket topu falan gelmesin. Çok ağırdır söyleyeyim. Biliyoruz. Biz de zaten basketbol seçmelerine katılmaya geldik.
Şaka mı bu? Sana soran da suç zaten. Yürü Zeytin, biz koçu bulalım. Bence de. Ben Proto. Basketbol koçu Proto. Atayım, tetiğim, çevim, harikayım. Seçmeleri ben yapıyorum ve sizi takıma almıyorum. Ama niye ki? Nasıl yani? Sizin gibi ufaklıklar basketbol oynamazlar. Say, buradan bakınca potayı görebiliyor musunuz siz? Aşağıda havalar nasıl çocuklar? Üzülmeyin ufaklıklar. Birkaç sene sonra tekrar gelirsiniz. Yine de o zamana kadar isterseniz takımda malzemeci olabilirsiniz. Takımda mı? Malzemeci mi? Evet. Malzemeci nedir biliyorsunuz değil mi? Ama kesin takımda çok önemli bir görevdir. Buna eminim. Aynen öyle. Of. Ne yani? Biz şimdi hiç oynayamayacak mıyız? İnanamıyorum. Yedek bile değiliz, yedek. Sadece takımı kenardan izleyip ne gerekiyorsa getireceğiz. Malzemeciler, sular nerede kaldı? Hemen suları getirin. Koş. Koş. Havlular nerede kaldı? Havlu. Bir toplar da yok. Toplar nerede? Topları getirin. Toplar. Ya kukaları nereye bıraktınız? Kukaları getirseniz. Kuka. Nedir bu haliniz çocuklar? Çok yorgun görünüyorsunuz. Malzemeci olmak ne zor şeymiş anne. Ve hiç zevkli değil çıt çıt teyze. Of. Biz ne zaman basketbol oynayabileceğiz? Çocuklar, gelin bakayım böyle. Ben de sizin yaşınızdayken kurabiye yapmak istiyordum. Çok uzun zaman annem elime kepçe bile almama izin vermedi. Ama kurabiye yaparken beni hep yanında tuttu. Onu izlememi söyledi. Nasıl yani? Anneler yemek yapmayı kendiliğinden bilmezler mi? Hayır elbette. Ben de yemek yapmanın kurallarını, püf noktalarını, doğru ve yanlışlarını izleyerek öğrendim. Yani siz de izleyerek daha güzel basketbol oynamayı öğrenebilirsiniz. Evet, boyumuz uzayınca da çok iyi birer basketbolcu olabiliriz. Hatta iyi bir koç bile olabiliriz. Yaşasın! Hey! Kurabiyeler! Çocuklar, takım yeniliyor. Benim de kalemim bitti. Hemen bana yeni kalem getirin bakayım. Buyur koç. Dikkat ettiniz mi bilmem ama karşı takım alan savunması yapıyor. 3 numarayı dışarıda topla buluşturabilirsek maçı kazanırız. Hı? Peki karşı takımın yıldız oyuncusunu nasıl durduracağım? Önde oldukları için hücum süresini sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir. Bu sırada adam adama savunma yaparak topu alabiliriz. Yani. Evet, bu iş bu kadar. İşte başardık. Aferin çocuklar. Harikasınız. Evet koç. Yukarıda hava daha güzelmiş. Bence de. Evet çocuklar. Sinemaya mı gidelim, tiyatroya mı? Tiyatro. Sinema. Aa, karar verin çocuklar. Filmde de oynuyor. Bak. İnanamıyorum. Bence sinemaya gidelim. Ama tiyatroda gözlerimizin önünde oynuyor. Canlı canlı. Ne olmuş yani? Ben de oynarım. Ben de istesem oyuncu olurum. Gidelim tiyatroya. Hadi ama hadi. Başlamadan oturalım. Tamam Limon. Acele etme. Tamam hadi geç şöyle. Oturun geç. Bakalım. Koltuk da rahatmış. Zeytin, telefonunu kapat. Tiyatrodayız. Of. Şşş. Sessiz olun, gösteri başlıyor. Tadam! Ben Proto. Ünlü oyuncu Proto. Bu işte buyum. Atayım, tetiğim ve çeviğim. Karizmatiğim. Kimdir karşımdaki bu yabancı? Ki, teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Koş Zeytin koş. Proto'nun odası burada. Gel çabuk imza alalım. Vay be. Neyi imzalıyorum ufaklık? Proto! Proto, ben de sizin gibi büyük bir oyuncu olmak istiyorum. Ben de senin yerinde olsam benim gibi olmak isterdim. Küçük hayranım benim. Oyunculuğun sırrını öğrenmeye hazır mısın? Evet.
Görelim bakalım kim gerçek oyuncu. Çatlak yumurtalar oyuncu oluyor. Yoksa sen? Evet, ben. Bunu ödeteceğim sana. Yanımda nakit yok. Bunu bana yapmayacaksın. Buraya kadarmış. Pekala. İlk olarak prova. Prova çok önemli. İkinci olarak prova. Bakın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladım. Üçüncüyü de siz tahmin edin artık. Aman ne komik. Önce beden egzersizi. Malum 2 saat sahnede kalacaksınız. Bu çok önemli. Hadi çocuklar, daha tempolu, daha tempolu. Nefesinizi kontrol edin. Vücudunuzu esnetin. Evet, çok güzel, çok güzel. Oo, iyi misin? Bir şey yoktur umarım. Evet, şimdi de sıra ses egzersizine geldi. Sesinizi herkes duymalı. En arkadaki koltuğa kadar sesinizi ulaştırabilmelisiniz çocuklar. Şimdi bana dikkat edin. Pi pa pe. Ne var ki canım? Ben de yaparım. Pi pa pe pu. Şimdi sırada vücut dili var. Vücut dilini herkes anlamalı. Şimdi bakın, benim yaptıklarımı aynen yapmanızı istiyorum. Olmuyor. Olmuyor. En önemli kısma geldik. Duygu. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Ama çok güzel. Teşekkür ederim. Ne var ki canım? Ben de yaparım. Olmak ya da olmamak. Şimdi beni yalnız bırakın. Ama niye ki? Yalnız bırakın ki çalışabileyim ufaklıklar. Tek rakibimle yarışmam gerek. Yani kendimle. Bak anne, Proto'nun imzalı fotoğrafı. Çok güzel. İyi ki tiyatroya gitmişiz. Kimdir bu karşımdaki yabancı? Hey, hey, hey. Kimdir bu karşımdaki yabancı? Yabancı, kimsin? Hop hop, dur bakalım. Yabancılar giremez buraya. Çok kötü. Ne var ki canım? 3 yıl çalışmama bakar. Bugünkü ders harikaydı. Tüm o mucitlerin hayatını öğrenmek çok heyecanlıydı. Bence de, bence de. Özellikle Newton'un armut macerasına hayran kaldım. Sen git kafana düşen armut sayesinde yer çekimini bul. İnanılmaz. Armut değil o, elma elma. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Yarın boş arsada. Yarın araba yarışı yapıyoruz. Hepimiz orada olacağız. Siz de var mısınız? Yok, almayalım biz. Bizim ehliyetimiz yok sonuçta. Ne ehliyeti? Oyuncak arabalarla yarışıyoruz. Eğlence için. Oyuncak araba. Eğlence. Yarın. Ha, öyle yarış yani. Tamam o zaman. Varız tabii. Olmaz mıyız? Şahane. O halde yarın mahalledeki arsada görüşürüz. Sıkı bir yarışa hazır olun. Sıkı yarış. Yarın hazır olun. Ama bizim arabamız yok ki. Ama olacak. Hani hatırlasana. Bugünkü ders, bilim, mucitler. İşte bize fırsat. Harika olacak. Ay şahane. Biz de mucit olacağız. Kendi arabamızı kendimiz yapacağız. Yaşasın. Çatlak yumurtalar iş başında. Ve şimdi de bu senenin en iyi icadı dalında Bilumus ödülünü kazanan isimler. Çılgın yarış arabası icatlarıyla Zeytin ve Limon. Göründüğün gibi çok ciddiyim. Alkışlarınıza layık olmaya çalışıyoruz. Her şey sizler için. Oh, yine olmadı. Niye ki acaba? Pek de kolay değilmiş mucitlik. Of, hem de hiç değilmiş. Bize bir fikir lazım. Bir yol gösteren.
Tadam! Aradığınız kişi işte geldi. Ben Proto, Mucit Proto. Atayım, tetiğim, çeviğim ve çılgın icatlar yapmakta müthişim. Eda ne olsun? Vay! Mucit mi? Mucit elbette. Sizi saatlerdir uzaktan izliyorum. Sizin ihtiyacınız olan şey proje. Evet, proje. Oje mi? Oje mi dedi? Ben gidip annemden alayım o zaman. Hayır, oje değil. Proje. Marifetli arabayı yapmak için bir plan yani. Yaşasın! Evet. Evet. Bunu buradan çevirirsek 2 ile çarpıyorum. Karekökün pi'yi çeviriyorum. Evet. Evet. Güzel. Burada tamam. Şuradan da şöyle koy. Gülmeyin, gülmeyin. Arabanız da çok ilginçmiş. Bununla mı şampiyon olacaksınız? Araba, ilginç. Bununla mı? Görürsünüz siz. Görürsünüz. Projesi bile var bu arabanın. Marifetli araba bizimki. Ve yarış başlıyor. Ne diyor şu an yarışın lideri? Limon ve zeytin ise en arkada. Proje sayesinde. E proje oldu mu zafer de kaçınılmazdır. Neyse ben gidiyorum. Çok yorgunum. Yeni bir proje düşünmeliyim. Yeni bir proje böyle. Evet. Yıldızlarla ilgili bir proje. Tam bana göre. Her tarafta onun. Objektifin kapağını açsana Limon. Ha, tamam. Gerçekten de insanlar ekranda değişik görünüyormuş. Baksanıza. Ne? Değişik mi? Şişman mı görünüyorum yoksa? Acaba ne haberler var gazetede? Şehirde büyük bir sinema festivali düzenleniyormuş. Yarışma bölümünün kurulunda ünlü eleştirmen Proto var. Başvurular hala devam ediyormuş. Sen de benim düşündüğümü mi düşünüyorsun? O zaman çatlak yumurtalar iş başında. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok nazik. Ünlü olmak nasıl bir duygu? Bizim için çok doğal. Alıştık artık. Başarınızın sırrı nedir? Doğuştan yetenekliyiz. Çalışınca oluyor demek istedi. Komikliğinizi neye borçlusunuz? Her zamanki halimiz. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Ofisi burası mı? Proto! Tatam! Ben Proto. Eleştirmen Proto. Bu işte buyum. Buyum. Atayım, tetiğim ve çeveyim. Eleştirmenim. Daha ne olsun? Biz başvuru yapmaya geldik. Bu da filmimiz. Hayır, bunlar film değil çocuklar. Komik video. Festivale katılmak için özgün bir kısa film çekmeniz gerekiyor. Üzgün mü?
Özgün, özgün. Yani orijinal. Ne de akıllıymış. Doğru kamera başına. Hadi bakalım. Çap çap. Ne çeksek, ne çeksek? Aksiyon filmine ne dersin? Halide Sultanım, bu sabah nasılsınız? Sen savaştan sağ salim dön, o zaman günüm aydınlanacaktır. Validem! Şehzadem! Teknik zayıf. Konu yok, olmamış. Şimdi buldum, komedi! Teknik var ama konu pek özgün değil. Bu da olamamış. Ama niye ki? Herkes film çekemez çocuklar. Mutsuzsun. Hadi güle güle. Yok işte. Doğru düzgün konu bulamıyoruz. Asla o festivale katılamayacağız. Hiç üzülme Limoncuğum. Konu bulunmuştur. Herkes film çekemez çocuklar. Mutsuzsun. Ama verdiğimiz emekler? Orası beni ilgilendirmez. Hadi güle güle. Ya, size bu kadar kötü davranmamalıydım çocuklar. Özür dilerim. Yani filmi beğendin mi? Kesinlikle. Konu özgün ve çok etkileyici. Bu tam bir festival filmi olmuş. Ah. Zeytin, yaratıcılığı hiç de uzaklarda aramamıza gerek yokmuş değil mi? Bence de, bence de. Meğer hayatımız film gibiymiş. Anne, bu hula hoop'u bir türlü çeviremiyorum. Yardım eder misin? Bak şimdi. Hula hoop'la tek vücut gibi hareket etmelisin. Odaklan ve yeniden dene bakalım. Tamam. Ben de sana alkışla eşlik edersem daha kolay yaparsın. Hop 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 hop. Hop hop hop. Gerçekten yapabiliyorum. Yaşasın. Çok zevkli. Anne, o kadar çok şeyi nasıl bilebiliyorsun? Anneler her şeyi bilir. Al bakalım bir tane kurabiye. Yeni yaptım. Limon bak, uçurtma yaptım ama uçmuyor. Niye uçmuyor ki bu acaba? Çıt çıt teyze, bu niye uçmuyor ki? Bakın göstereyim. Uçurtmanın ipini çok sıkı çekmemelisiniz. Çok gevşek de bırakmamalısınız. Gerisini rüzgar halleder. Bakın, tutmak ister misiniz? Harikasın anne. Olamaz. Aferin. Harikasın çıt çıt teyze. Ha? Ay çok güzel. Hayatım. Efendim canım. Bugün çok önemli bir toplantım var. İnternetten yemek satışı yapan bir şirketle. Ama hangi kravatımı takmam gerektiğine bir türlü karar veremiyorum. Kırmızı mı yeşil mi? Tabii ki kırmızı. Hem sizin şirketin arması kırmızı, hem de kırmızı kravat özgüveni simgeler. Sen olmasan ne yapardım ben? Kurabiye? Bu lezzete nasıl hayır diyebilirim? Görüşmeye gittiğim şirketin böyle kurabiyeleri olsa sipariş yetiştiremezlerdi. Ay çok teşekkür ederim. Elbette. Ben de yaptığım yemekleri internetten satacağım. Hatta bir gün ülkenin en ünlü şefi olacağım. Ama niye ki? Babişko, evde anneme ihtiyacımız var. Başka işlerle uğraşırsa bize nasıl vakit ayıracak? Çocuklar, benim acil çıkmam lazım. Toplantıya geç kalıyorum. Ha, sizin şu kulübünüzün adı neydi? Çatlak Yumurtalar. Ha işte, bu görevi size bırakıyorum. Ha. Göreyim sizi. Annemin bu işe girmesine engel olmalıyız. Bence de, bence de. Hadi hadi. Ay.
İyi akşamlar. Ben Proto. Kurye Proto. Atayım, tetiğim, çeviğim, harikayım. Siparişleri almaya geldim. Buyurun. Hayatım, bu kurabiyeleri yeni mi yaptın? Hayır. Hı? Yeni yaptıklarım olmadı. Bugün işlerim hep aksi gitti. Bütün gün çocuklar sana yardım etmediler mi? Limon, zeytin, gelin bakayım buraya. Efendim babişko. Geldik. Kurabiyeler nerede? Çocuklar, bu işi size bırakıyorum demedim mi sabah ben size? Babişko, sen öyle deyince biz yanlış anladık sanırım. Ve bütün gün çıt çıt teyzeye tuzak kurdum. Yani kurabiyeleri yapamasın da bizle ilgilensin diye. Demek sizin yüzünüzden işlerim hep aksi gitti, öyle mi? Biz öyle bir terbiyesizlik yaptık. Çok pişmanız, özür dileriz. Bakın, şimdi daha kötü oldu değil mi? Sizin için yaptığım kurabiyeleri vermek zorunda kaldım. Eyvah! Beni mi toplarım anne? Ben de çöpleri dökerim. Ben ne yapayım peki? Sen hala burada mısın? Koş siparişleri yetiştir. Yarına yapacak daha çok kurabiyemiz var. Artık siz de bana yarın yardım edersiniz. Yaşasın! Bundan sonra çatlak yumurtalar yeni işinde sana hep yardım edecek anne. Bence de. Ama o elimdeki şeker değil, tuz kavanozu çıt çıt teyze. Sizi gibi sizi. Hadi kalk bakalım, hadi. Bir saniye daha, dört de olur. Dört, üç, of iki, ya, of ya. Bir. Uzakta kaldırılır. Hadi kalkma zamanı. Bu odanın hali ne böyle? Yoksa taşınıyor musun? Aman anne, bırak dağınık kalsın. Zaten yeniden dağılmayacak mı? Hem oda toplamak benim ilkeler mi aykırı? İlkeler çok önemlidir diyen sen değil miydin? Öyle ilke mi olurmuş Zeytin? Hem madem öyle peki. Ben de artık senin odana elimi bile sürmem. Sen de ilkenle mutlu mesut yaşarsın. Bir an önce akşam olsa da size gitsek. Neyne de geliyor değil mi? Geliyor. Çok merak ediyorum. Bakalım neler öğrenmiş dans kursunda. Zaten mükemmeliz. Bir de Neyne'den o meşhur dans hareketlerini öğrendik mi bizi kimse tutamaz. O zaman ne duruyoruz? Hadi! Nay. İşte Zeytin geliyor. Mükemmel bir dans hocamız var. Beni yarın akşamki Kuğu Gölü gösterimizde baş balerin yaptı. Ay dans hocamızı görmelisiniz. Tüm dansları biliyor. Ben Proto. Dans hocası Proto. Atayım, titeyim, çevireyim ve her türlü dansta mükemmelim. Daha ne olsun? İnanılmaz. Bize de öğrendiklerini göstereceksin değil mi Neyne? Elbette. Siz hiç merak etme. Yaşasın. O halde çatlak yumurtalar iş başında. Oo, annem sözünün eriymiş. Cidden toplamamış ama odayı. Ama bu odada adım atacak yer yok ki. Evet. Bu karmaşanın içinde nasıl dans öğreteceğim size? Öf Zeytin. Ne olacak ki? Of. Tüm dağınıklığı bir yere toplarız. Olur biter. Önce dans için uygun eşofmanlarımı bulmam lazım tabii. Şuraya bak şuraya. Yok burada da yok. Burada çıkarmıştım. O kadar aradık ama bulamadık. Zaten neyi kaybetsek bulamayız bu odada. Herhangi bir şey giyip de başlayalım artık. Evet, yoksa dans provasına geç kalacağım. Baş dansçı olarak geç kalmam kabul edilemez. Tamam. Her şey denetimim altında. Bana bırakın siz. Müziği açtım mı tamamdır. Tabii müzik çalarımı da bulmamız gerekiyor. Olamaz. Burada yok. Ne? Burada da yok. Ay, burada da yok. İşte orada. Bakın, bulduk işte. Evet. Sizden bir şey istesem. Hadi devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Yıldız dansçıma ne oldu? Çok acıyor. Ah, olamaz. Felaket. Dram. Evet, felaket. Evet, dram. Bu bilekle kuğu günü yapamayız. Acaba ne yapsak? Aha. Buldum. Biz de aksakalın dansı yaparız. Bak işte böyle. Hop, bir adım öne doğru sekiyoruz. Sonra yana doğru bir aksak adım. Hop, bent. Of, bu defa ucuz kurtuldum ama tamam. Aldım ben dersimi. Artık ilkem belli. Neymiş ilkem bakalım? Temizlik nerede? Zeytin orada. Böyle bundan sonra. Çocuklar, yarın sözlü var. İyi çalışın, tamam mı? Sözlü mü? Ne sözlüsü? Yarın sözlü mü var? En sevmediğim derslerimde. Uf, matematik. Ne yapalım? Çalışırız Zeytin. Bir şey olmaz. Limon, Zeytin. Bakın, bende bir define haritası var. Ailemden kalma. Belki ilginizi çeker. Alın bakalım. Ha? Define haritası mı? Olamaz. Şimdi bu gerçek bir define haritası mı? Bunu öğrenmenin tek yolu var. O da ipuçlarını sonuna kadar takip etmek. Çok gizemli. Hemen harekete geçelim. Bence de. Şu haritadaki eski tahta köprü, arka sokaktaki kurbağalı derenin köprüsü olmasın? Evet evet. Çok benziyor. Çatlak yumurtalar define peşinde. Yaşasın. İşte haritadaki köprüye geldik. Aa, iyi de ben etrafta ip falan göremiyorum. İpi ne yapacaksın ki? Ucuna bakacağım. Sen dedin ya ipuçlarını takip etmeliyiz diye. İpucu öyle olmaz canım. İşte böyle olur. Bakalım ne yazıyormuş. İleri doğru 12 adım git. Sonra 3 adım daha git. Sonra da 5 adım geriye. 5. Şimdi 12 artı 3 eksi 5. Tamam. 10 adım. Hiç de zor değilmiş canım bunu bulmak. 8, 9, 10. İşte burası. Burada tam da haritadaki gibi bir ağaç var. Ha? Nasıl yani? Define ağacın altında mı? Hayır ama doğru yoldayız. Buralarda bir ipucu daha olmalı. Şuraları bir araştıralım bakalım. Toplam ayak sayısını 2'ye böl ve sola doğru o kadar adım at. 40/2. Tamam buldum işte. 20 eder. Haritadaki son yer burası. Tüm ipuçları burada bitiyor. Ama burası bizim okul. Demek define bizim okulda gömülü. Evet ama hava kararmaya başladı. Artık defineyi yarın okuldayken buluruz. Of, bu arada matematik sözlüsüne de çalışamadık. Ama vakit kalmadı ki. Evet, üf, üf. Limon, Zeytin, gelin bakalım tahtaya. Öğretmenim, biz pek çalışamadık. Ay. Çalışmışsınızdır siz. Peki, size verdiğim define haritası ne oldu? Defineyi buldunuz mu? Bulduk öğretmenim. Define okuldaymış. Aferin size çocuklar. O zaman ikinize de matematik sözlüsünden 5 veriyorum. Ha? 5 mi? 5 mi? Yaşasın. 5. Ama niye ki? Daha soru bile sormadınız.
O haritadaki tüm ipuçları matematik problemiydi çocuklar. Ve siz hepsini başarıyla çözdünüz. Demek ki matematik çok eğlenceli olabiliyormuş. Değil mi? Nasıl yani? Biz matematik problemi mi çözdük şimdi? Ne kadar zevkliymiş de haberimiz yokmuş. Ya. Of. Çok canım sıkılıyor. Benim de. Çocuklar, işiniz yoksa bana yardım edin. Şu eski eşyaları bodruma taşıyın bakalım. En son gelen çökel mi? Hey, beni bekle. Burası amma da tozlu ha. Bak, burada ne buldum? 20 yıllık bir gazete parçası. Gerçekten mi? Wow. Ne yazıyor? İnanmıyorum. Ne yazıyor, ne yazıyor? Eskiden bizim okulda okuyan çok şakacı bir çocuk varmış. Herkese eşek şakaları yapıp ünlü olmuş ama asla yakalanamamış. Eşek şakaları ha? Yaptığı şakalardan sonra olay yerine soru işareti bırakıyormuş. Vay canına, çok havalı. Ne dersin? Biz de herkese eşek şakaları yapıp meşhur olalım mı? Harika fikir. Çatla yumurta iş başında. Çok heyecanlıyım. Sessiz ol. Babişko duymasın. Kaç bitti, kaç bitti. Çok komik. Yaramazlar. Gelin bakayım buraya. Taşıyabileceğimiz kadar ketçap alalım. Göremiyorum. Aa. Dünya kıpkırmızı oldu. Bana çarpan kamyonun plakasını aldınız mı? Gözlerini göremiyorum. Zeytin, bak. Muzip şakacı. Of, çok kötü oyuna geldi. Ya herkese rezil oldu. Çok kutlanıyorum. Demek biz eğlenip gülerken şaka yaptığımız herkes kendini böyle kötü hissediyormuş. Evet, bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Bir daha asla kötü şakalar yapmayalım. Bence de. Bence de. Klasik bir şaka ama görüyorum ki hala etkili. Ben Proto, muzip şakacı Proto. Ah çocuklar, az daha unutuyordum.
bir duyurum var. Bugün okul gazetemiz çıkıyor. Ha, harika! İçinde haber yakalama heyecanı olan, kalemine güvenen habercilere ihtiyacımız var. İçinizde ilgilenen varsa bugün okul gazetesi ofisine başvurabilir. Ha, o zaman çatlak yumurtalar haber peşinde! Flash flash flash! Uzmanlar açıkladı. Oyun oynamak çocuk psikolojisine iyi geliyor. Evet Zeytin, sana bağlanıyoruz. Bizi duyuyor musun? Evet Limon, seni duyuyorum. Uzmanların açıklamaları sonucu okullara gezdik. 100 çocuğa sorduk. Bu 3 çocuğu inceledik. Gördüğün gibi gayet mutlu görünüyorlar. Ben muhabir Zeytin. Çatlak yumurtalar haber sundu. Çocuklar, sizi fark etmemişim. Niye gelmiştiniz? Kalemine güvenen haberciler aradığınızı duyduk. Evet, onlar biziz. Bu arada ben Proto, haber şefi Proto. Atayım, dediğim, çevireyim ve her zaman haber peşindeyim. Daha ne olsun? Doğru, daha ne olsun? Çatlak yumurtalar yeni haberciler olsun. Sizi sevdim çocuklar. Bu hafta bana 3 güzel haber getirirseniz yeni haberciler siz olursunuz. Yaşasın! Haber, hadi gel artık. Ne olabilir? Arkadaşlar, o soyu, onu gördünüz mü? İşte ilk haberimiz. Kayıp çocuk Oso. Oso'nun nerede olduğunu kimse bilmiyor. Çek. Flash haber. Gül boya, hain sürpriz. Kilo problemli kıza verilen küçük kazan amacı neydi? Geriye kaldı son haber. Ay evet, son haber gelsin artık. Geldi bile. Kuzey yarımkürenin en hızlı parmak kaldıran çocuğunun sırrı anlaşıldı. Akört Pokür'ün hızlı parmak kaldırma antrenmanlarını çatlak yumurtalar ortaya çıkardı. Bu sesler de mi? Durun ben bir bakayım çocuklar. Durun, kızmayın çocuklar. Teker teker anlatın. Hakkımızda yanlış haber yapmışlar. Benim hakkımda da. Ve benim de. Çatlak yumurtalar, yanlış haberler yapmışsınız. Arkadaşlarınız sizden şikayetçi. Yanlış haber mi? Biz duyduğumuzu gördüğümüzü yazmıştık. Eksik duyup eksik görmüşsünüz ama. Mesela Oso haberi. O gün size Oso'yu kayıp olduğu için sormamıştım. Saklambaç oynadığımız ve ebeveyn olduğum için sormuştum. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Peki ya Gülbo'nun haberi? O da mı yanlıştı? Evet, ağlıyordu. Kardeşim yeni doğdu. O gün Neyney ve Akide kardeşim için annelerini öldürdükleri kaza bana verdi. Ben de sevinçten ağladım. Teşekkür ederim. Peki ya Akön Poken haberi? O da mı yanlış? Yanlış tabii. O gün hızlı parmak kaldırmak için antrenman yapmıyordum. Dolabın üst rafındaki kitabı almaya çalışıyordum. Biz bilemedik Proto. Özür dileriz arkadaşlar. Evet. Peki. Bu da size ders olsun. Bir daha bilgi kontrolü yapmadan haber yapmak yok. Anlaştık. Yarın çıkacak gazete için haberiniz hazır mı peki? Hazır. Hatta şöyle. Yanlış haber yapan ikili okulu birbirine kattı. Çatlak yumurtalar yaptıklarından çok pişman. Yaşasın! Tatile gidiyoruz. Otur bir yerine Limon. Canım, yerine oturup kemerini takar mısın? Anne, gider gitmez havuza girebiliriz değil mi? Bence de. Hava kararmadan gidersek girebilirsiniz tabii. Biraz yardım hiç de fena olmazdı yani. Kaçmayın bakayım, gelin buraya. Biz havuza gidiyoruz. Hoşçakalın. Kahvaltı yapmadan nereye?
Hay Allah. Yarışalım mı? Tamam. Üç deyince atlayalım. Bir. İki. Ay. Havuza girmek yasak. Neden ki? Neden mi? Tadam! Ben Proto, can kurtaran Proto. Bu, işte buyum. Hatim, tetiğim, çevim, harikayım. Neden sormuştunuz? Çünkü öğle vakti 12 yaşından küçüklere havuza girmek yasak. Başınıza güneş geçer maazallah. Peki ne zaman girebiliriz? Ancak öğleden sonra girebilirsiniz. Çok fazla bir şey kalmamış zaten. Yalnızca birkaç saat daha beklemeniz ne? Gerek. Birkaç saat mi? Artık dayanamayacağım. Yeter. Ay. Limon. Limon. Bayılıyor galiba. Ne oldu bana? Bir şey yok. Sadece bayıldım. Saat kaç oldu? Of, daha yarım saatimiz var havuza girmek için. Of, limon. Of, gel şurada bir şeyler yiyelim. Pencere! Pencere! Koş koş! Tutmayın bizi! Tutmayın bizi! Durun! Durun! Üzgünüm ama havuza girmenize izin veremem. Daha yeni yemek yediniz. Tok karnına yüzmek çok tehlikeli. Maazallah bir şey olursa... Peki biraz dinlensek? O zaman girebiliriz değil mi? Aslında... Hayır, giremezsiniz. Ama niye ki? Çünkü havuz kurallarının hepsini yerine getirmediniz. Hangi havuz kuralları? İşte bu tabeladaki havuz kuralları. Of! Bir fikir geldi. İnternete mi girdin? Can kurtaran olmanın kuralleri.com. Olamaz. Bence de. Çocuklar, bakıyorum da her şeyiniz hazır gözüküyor. Elinizdeki o kağıtta sağlık raporlarınız herhalde. Hayır, bu can kurtaran olmanın kuralları. Zeytin, kendi kağıdın bayraklarını okumayı biliyor mu acaba? Ne? Telsiz kullanmayı bildiğimden de şüpheliyim. Ben de şüpheliyim. Peki, gemici düğümü atmaktan haberi var mıdır? Bence kesin yoktur. Ya da hiperventilasyon ne demek diye soralım. Çocuklar fazla uzatmayalım isterseniz ha. Aramızda ufak tefek şeylerin lafı mı olur? Bu arada siz neden havuza girmiyorsunuz? Rezil oldum. Niye kurallara uymadım? Değil mi? Biz neden havuza girmiyoruz? Evet. Bütün kurallara uymadım. Yaşasın! Çıksam mı acaba? Çıkmasam mı? Ya gitmedilerse? En iyisi biraz daha bekleyeyim. Ha evet, plan bu. İşte bu, işte bu. Çok zekiyim ya. Elektrik gitti. Of. Ama niye ki? O ses de ne? Kapı çalıyor. Kapının çalma sesini unutmuşum. E malum zile alıştık. Ah şu teknoloji. Başladı mı? Başladı mı? Evet. Başladım. Neden hala buradayız? Çünkü elektrikler kesildi. İnternet de gitti. Her şey gitti. Hemen elektrik tamircisini arıyorum. Yaşasın. Alo. Alo. Elektrik arıza? Acil yardımınıza ihtiyacımız var. Elektriklerimiz kesildi. Öyle mi? Tüm birimlerimizle yardımınıza koşuyoruz. Tamam, hemen bekliyoruz. Acil durum. Acil durum. Acil durum mu? Tüm birimler harekete. Hemen tüm birimleri yolluyoruz.
O zaman geriye yapılacak tek şey kalıyor. Şimdi geldi. Parmağımı şıklatınca geldi. Şıklat bakayım. Gelmedi. Şıklatınca da gelmedi. Zeytin. Başka bir şeyler yapamaz mıyız? Bowling oynamaya ne dersiniz? Bowling mi? Çok sıkıcı. Çocuk oyunu. At. Oyuna. İkinizin takımına karşı Limon'la benim takımım. Ne dersiniz? Kabul. Ne güzel. O zaman çatlak yumurtalar iş başında. Eşit. Her şey benim yapacağım atışa bağlı. Doğru. Hadi bakalım. Olur böyle şeyler canım. Dur ben bakarım. Ben Proto. Tamirci Proto. Bu işte buyum ben. Atayım, teteyim, çeveyim, tekniğim. Hemen sorunu halledelim. Bakın, açık, kapalı. Açık, kapalı. Açık, kapalı. Ben kaçtım. Teşekküre gerek yok. Hoşça kalın. Evet. Elektrikler geldi. Ama çizgi film bitmemiş. Bilgisayarım açıldı işte. Televizyonu daha sonra izlesek. Hep birlikte oyun oynamak çok daha keyifli. Bence de. Neler duyuyorum. Hadi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Hadi o zaman. Sıra kimdeydi? Ben de miydi? Tamam. Hadi oyna bakalım. 2, 4, 5, 8.